aradan sonra Sayın Avukat Mehmet Kaya Üstadım'la birlikte konuşmamıza devam ediyoruz. En son avukatın aramalı incelemesi konusunda kalmıştık. Üstadım, bunu biraz detaylarına girelim mi? Böyle bir aramalı incelemede ne yapmalı? Tabii, avukat meslektaşlarımız. Memnuniyetle. Ben önce yasal aramayla ilgili yasal düzenlemeden bir okumak istiyorum. Yasal düzenlemeyi. Vergi Usul Kanunu 142. maddesi arama yapılabilecek haller diyor. Her ne kadar birinci bölümde konuştuysak şimdi kanun vaazının lafzı deyim mi buraya, kanun vaazının görüşünü aynen okumak gerektiğinde, ihbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla bir mükellefin vergi kaçırdığını delalet eden emareler bulunursa, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde arama yapılabilir. Çok açık, net. Vergi kaçırma olacak ve bunların, buna emareler varsa iş yerinde ve üzerinde arama yapılabileceğine izin veriyor Vergi Usul Kanunu 142. maddesi. Arama yapılabilmesi için neler gerektiğinde şöyle ifade edilmiş. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanın bunun lüzum göstermesi ve gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh yargıcından bunu istemesi. 2. Sulh yargıcının istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesi şarttır. Bu şartlar yerine getirilmezse arama yapılmıyor. İrtibatları sebebiyle muhtelif şahıslar nezdinde ve mahallelerde yapılmasına lüzum gösterilen aramalardan birine karar vermeye yetkili olan sulh yargıcı, bunlardan diğer sulh yargıçlarının selahiyetine dahil bulunsalar dahi hakkında karar vermeye yetkilidir diyor. Başka sulh yargıcı bir tanesi yeterli. Başka sulh yargıcında karar almaya gerek olmadığını da ifade ediyor. İhbar üzerine yapılan aramada ihbar sabit olmazsa nezdinde arama yapılan kimse muhabirin adının bildirilmesini isteyebilir. Muhbiri. Evet, muhbirin adını teşekkür ederim. Adının bildirilmesini isteyebilir. Bu takdirde vergi dairesi muhbirin ismini bildirmeye mecburdur. Aramada bulunan defter ve vesikalar, az evvel sözünü ettiğimiz yasal ifadeyle, aramada bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defter ve vesikalar müfredatlı olarak bir tutanakla tespit edilir. Müfredatlı olarak. Neyse. A, B, C, bu bilmem mektup, bu bilmem defter kaydı gibi. Vesikaların dosya ve dosya içinde sayı itibariyle tespit edilmesi müfredatlı tespit demektir. Bir nolu dosya, iki nolu dosya içinde evrak diye bir de bir tadat edilebildiğini ifade ediyor. Ona da cevaz vermiş. Arama yapıldığı sırada zaman müsaadesizliği ve sair sebeplerle tutanan tanzimli mümkün olmazsa bulunan ve incelemesine lüzum görülen defter ve vesikalar mükellef nezdinde emin bir yere konur veya kaplar içinde, biz çuvallar içinde getiriliyor genelde, kaplar içinde daireye nakledilir. Bu defter ve vesikaları konulduğu yerlerin veya kapların aramayı yapan tarafından mühürlenmesi ve mümkün olan ahvalde mükellefin mühürünün de vaazı şarttır. 2. Hem inceleme elemanı hem de mükellef imzalanması, yani avukat arkadaşının imzalanması şart. Bilhassa mükellefin huzuruyla, yani avukatın huzuruyla kaplar ve yerler açılarak müfredatlı tutanaklar tanzim olunur. Mühürleme ve mühürün fekki halleri de birer tutanakla tespit edilir. Mühür bozulmadığına dair açarken de ve onu da tespit edileceğini yazıyor. Bunu nasıl inceleyecek? Arama yapılan hallerde inceleme çabukça ve her işten önce yapılır. İnceleme sırasında vergi ile ilgisi olmayan şahsi veya özel mektup ve diğer evrak mahpus karşılığında sahiplerine geri verilir. Evet. Mükellef ilgili memurun huzuruyla bu defterler ve vesikalar üzerinde
inceleme yapmaya ve bunlardan suret ve kayıtlar çıkarmaya yetkilidir. Az evvel sorduğunuz. Demek ki mükellef, yani avukat, avukatı kastediyoruz burada. Avukat, ilgili memurun huzuruyla, yani inceleme yapan memurun huzuruyla bu defter ve vesikaların üzerinde incelemeler yapmaya ve kayıt kuydat almaya hakkı var. Defter ve vesikaların muhafaza altına alınmış olması, süresi gelen vergi beyannamelerinin verilmesi ödevini kaldırmaz. Yine beyannamelerini verecek. Ne yapacak? Gelecek memura diyecek, benim işte muhtasar beyannamemi vereceğim, ben şu beyannamemi vereceğim, geçici vergi beyannamemi vereceğim şeklinde, o da yardımcı olacak. Defter ve vesikaları gösterecek, orada notlarını alıp o konuda beyannamesini hazırlayıp süresinde verecek. Mükellefin bu husustaki yazılı isteği yetkililerce derhal yerine getirilecek. Şu kadar ki defter ve vesikaların muhafaza altına alındığı tarihten vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar olan süre bir aydan az ise, bu süre verme kendiliğinden bir ay daha uzayacak şeklinde bir şey oluyor. İnceleme 3 ay içinde bitirmek mecburiyetinde. Bu süre önemlidir. Çünkü sonucu belli olsun. Aramalı inceleme, aramalı incelemelerde 3 ay içinde bitirelim. Sahibine bir tutanakla geri verilecek o evraklar. 3 ay içinde bitirilmesi lazım. İncelemelerin haklı sebeplerle binaen 3 ay içinde bitirilemiyorsa, imkan olmayan hallerde sulh yargıcına gidecek gene. Sulh yargıcından. Süre uzatma isteyecek. Evet. Defter ve vesikaların incelenmesi sırasında kanuna aykırı görülen olaylar ve hesap durumları tutanakla tespit edilecek. Mükellef bu tutanaklara imza etmekten çekinirse defter ve vesikalar ona verilmeyecek. Ve el konulacak o defter belge. Vergi dairesine gönderilecek. Vergi dairesi onu muhafaza edecek. Ama arama yapılan kişi, onu hazırlanan tutanağı imzalamak şartıyla her zaman defter ve belgelerini alabilecek. Evet. Onu da belirtmek gerekir. İlgililer tutanakları, diledikleri itiraz ve mülazaları da yazabilecek. Bu itirazı kayıt dediğimiz şey, bazı inceleme elemanları buna yanaşmıyor. Ya neyine itiraz ediyorsun? Her şey işte gözümün önünde. Yazabilecek. Bunu kabul etmek mecburiyetinde. Ne gibi bir itiraz yazabilir oraya? Yani şu olacak. Neye orada yazmış. Benim bunlar böyle değil. Yani maddi olabilir veya soyut bir ifade kullanmıştır. Bu soyut ifadeyi ben kabul etmiyorum kabul diye etmiyorum. Olur. Yani kendiyle ilgili bilgileri kendi yorumunu ortaya koyarak. Çünkü bu tutanak asas yere geldi. Şimdi tutanak şeyin bel kemiğidir raporun. Yani nedir? Bu tutanağa dayanarak rapor hazırlayacak. Vergi inceleme raporu. O vergi inceleme raporuna da tespit ettiği mahtıra üzerinde az evvel konu ettiğimiz tahriyat yapılacak. Cezalı ve bir vergi tahriyatı çıkacak. Veya bir şey çıkmaz bilir de, uygun da olabilir, kabul raporu da verebilir ama genelde incelemelerde hep fark çıkıyor. O farkı sanki bulmak için çok uğraşıyorlar adeta, öyle diyeyim. Yani genelde bu uygulama böyle. Çıkan vergi fark kazanç gizlemesi diyelim buna. Vergi cezalı olarak mükellefte geri isteniyor. O da bir kar yumağı gibi, kar topu gibi oluyor. Çünkü 3 sene evvelin şeyi, gecikme zammı, gecikme faizi, bir de bir katı da ceza alarak bir çok büyük rakamlara söz konusu olabiliyor. Ödenmeyecek derecede. O nedenle her halükarda itirazlarını yapsınlar. Böyle tabii bir şey ki, olduğu zaman tutanağı itirazını yapsın. Şimdi burada yapsın. Hareketle raporu yazdı. Mükellefe, ya avukata tebligat yaptı. Avukat işte aldığı zaman bu belgeleri bakacak. Hak ettiyse zaten yapacağı bir şey yok ama yasal yollarda hakları var. Nedir bu? Uzlaşmaya gidecek, isteyecek. Uzlaşmada genelde vergi cezaları %90 gibi indiriliyor. %10'unu alıyorlar adeta. Bu tahriyat öncesi uzlaşma olduğu gibi tahriyat sonrası uzlaşma da var. Bu tahriyat öncesi uzlaşma ne? Sonrası uzlaşmayı şöyle bir farkı var. Evet. Tahriyat öncesi uzlaşmayı bizim muhatap olduğumuz incelemeyi yapan kişi nin dairesinde yapılır ama o kişi katılmaz. O da
usta elemanları şeyleri 3 kişilik heyet şeyin katılmadığı, inceleme yapan katılmadığı aynı dairede üstad dedikleri eski hizmet süresi çok olan kişiler bize karşı karşıya gelir avukat arkadaşımızla. Der ki işte böyle böyle orada avukat kendini savunabilir. Bir nevi mahkeme gibi. Şey soracağım, tarihat öncesi böyle bir uzlaşmaya gidebilmek için belli bir rakamın ortaya çıkmış olması gerekiyor diyor mu? Çıkıyor raporla mu? Çıkıyor. Raporla çıkıyor zaten. Raporla çıkıyor ama rapor hazırlamadan evvel inceleme elemanı onu çıkarıyor. Hı. Diyor ki sana bu kadar ben vergi ceza göndereceğim. Heh, onu önceden söyle. Uzlaşmak istiyor musun diyor. Hı hı. Bunu ta şeyde başlayacağım. Tutanağı imzalarken ben uzlaşma, tarihat öncesi uzlaşma istiyorum diyecek. Hı. Bu çok önemlidir. Bunu bir ayrıca gene bir olması gereken şey gene bahsedeceğiz ama raporu okuma komisyonları vardır. Değerlendirme komisyonu vardır. Onlara da dinlenmesini talep etmesi önerilir. Nedeni çünkü ikinci bir göz inceleyecek. Orada kendini ifade edebilir. Müfettişe ifade edemeyebilir. Evet. Ama orada edebilir. Gene o komisyondaki üyeler hem süresel olarak çok hizmetleri olan bir konunun uzmanı ve hizmet süresi daha fazla olan kişiler orada bu komisyonda üye olarak bulunuyor. Bir yönetmenliğe bağlı uzun bir şeyleri vardır. O nasıl teşekkür eder bunlarla ilgili ama dediğim gibi orada talepte bulunmaları zaman azlığı nedeniyle girmeyeceğim komisyonun. Hı hı. Nasıl olacağını, nasıl teşekkür edeceğini ama komisyonda şeyi kesin kes öneririm. Ben şeyi uzlaşma tarihat öncesi talebinde bulunsun bir de rapor değerlendirme komisyonuna da ben dinlenmemi istiyorum desin. Rapor değerlendirme komisyonundan da dinlenmeyi talep etsin. Bunu kim ne edecek? Kendini inceleme yapan müfettişte isteyecek. Müfettiş orada bazen der ki istemedi. Hayır. Çünkü belki de isteyeceğim onu iyi okuması lazım işte o tutanağı. Çünkü dediğim gibi iskelet tutanaktır raporun iskeleti. Orada, peki bunu bilmiyorsa sonradan bunu iddia edemez mi? Bana böyle bir şey sorulmadı. Sorulsaydı isterdi. Edemez. Yani o imzaladıktan sonra tutanaktaki şeyler bir tespit. Bunu bilmesi gerekiyor avukatın. Vatandaş yani. Olarak bilmesi gerekiyor. Bırak avukat zaten kanunu bilmemek suç değil diye bizim bir şeyimiz var malum hikaye. Şimdi o nedenle o arkadaşımızı tarihat öncesi uzlaşma talebinde bulunursa kendini çağıracaklar. Hele bazen öyle oluyor ki çok ilginçtir. Zaman aşımına gelecek sırada bile tarihat öncesi uzlaşma talebini kabul etmiyorlar genelde ama bu yasal hakkıdır. İstemesi gerekir. Onların da kabul etmesi gerekir. O tutanağı onu geçirmesi lazım. Lazım. Başka türlü ispat olmaz. Yani sonra edemez. Evet. Ondan sonra bu rapor geldi. Dinlenmesine vergi rakam tespit edildi. O rakama ben uzlaşmak istiyorum diyecek avukat arkadaşımız. O da tamam uzlaşalım diyecek. Genelde uygulama şu yönde hemen söyleyeyim. Vergide indirim yapmıyorlar. Cezada %90 indirim yapıyorlar. Eğer anlaşmışsak orada imzalanıyor. Her şey bitiyor artık. Yani mahkeme ayağı kapanıyor. Bir daha gidemiyorsun bir yere. Kesin bir şey oluyor o imzaladığımız kağıt artı bir itiraz temiz bilmem yani mahkemeye falan gitme hakkımız gidilmiyor. Yok dava hakkımız. Burada anlaşamadık. Diyelim ki daha sonra benim şeyime gelecek adresime tekrar PTT ile veya memur ile tebliğ edecek raporları. İşte orada gene benim hakkım var. Tarihat sonrası uzlaşma. Burada ne hakkımız orada var? Orada da gene aynı şeyler geçerlidir ama burada şimdi komisyon değişecek. Burada genelde farklı kişiler çıkacak karşımıza. Kimdir? İncelemeyi yapan kişi yok burada. Yok, inceleme öbüründe de yok ama inceleme yapan arkadaşları vardı. Yani başka müfettişler vardı. Burada müfettiş olmayan bir grup çıkacak. Onun da nedeni şöyle diyeyim. Rakamlar farklıdır. Yalnız Ankara'ya gitmesi için 900 bin liranın üstünde olması lazım. 900 bin liranın altındaki mahallinde İstanbul için konuşuyorum. İstanbul'da çözülüyor. Ama 900 binin üstünde... Ankara'da nereye gidiyor? Gelir İdaresi Başkanlığı'nda. Gelir İdaresi Başkanlığı'na gidiyor. Orada o bir gene komisyon kuruluyor. Merkezi Uzlaşma Komisyonu İstanbul'da adı altında. İstanbul'da nereye gidiyor? İstanbul'da da
vergi dairesi başkanlığı bünyesinde kuruluyor bu. Tamam. Yani sen mükellef olarak karşılarına gidiyorsun, orada usul müdürü, işte vergi müdürü veya üyeleri vardır. Hı hı. Onlar değişebilir. Yani grup müdürleri tamam. gelir. Şimdi üstadım, bu tarihat öncesi uzlaşmayla tarihat sonrası uzlaşma taleplerinin arasında ne fark var? Fark şu. Ödenecek ceza konusu mu azalıyor? Yok, hiç yok. Yani ikisi de deneyenebilir. Birincisini denediğin zaman yani şey şu, anlaşamazsan ikinciye gelecek zaten. Yoksa şeyi şu, farkı buradaki kişiler değişiyor. Ceza açısından ödenecek ceza bedeli konusunda bir artma söz konusu mu? Hani öncesinde ödersek daha... Yok. Genelde ceza konusunda da gene aynı şeyler ama eğer rapor çürükse, tabiri caizse mükellef haklıysa, tespitler dayanağı yoksa bu tarihat öncesi uzlaşmada daha çok vergide de indirebilirler, cezayı da silebilirler. Yani onun için ama belli tarafta artı bu normal uzlaşma komisyonu diyeceğimiz vergi dairesi başkanlığı bünyesinde kurulan deminki anlattığım ölçüler dışına çıkmıyorlar. Yani adeta hiç ne olursa olsun yani doğru mu yanlış mı ya pek baktıkları yok. Ama birinci de on nazar itibara alınıyor. Onu belirtmekte yarar. Orada rakamlarla biraz daha anlatabilmek daha kolay belki birebir. Evet. Orada olduğumuz için. Öbürlerinde de şeydir yani artı belirlenmiş gibi cezanın %90'ı vergiye pek dokunmuyor ama maddi hata varsa da zaten o zaman cezanın %90'ı düşülüyor mu? Düşüyor. %10 gibi bir rakamla kalıyor. %10 bunun, ceza bu, evet, geri kalanında uzlaşmanın dışında vergiler. Tarihat öncesi, evet, tarihat sonrasının dışında ne var gene mükellefin hakları? Uzlaşmanın dışında neler var? Evet, şey yapabilir. Baktı anlaşamıyor, etmiyor. Yolları gene bunlar da değişik olmak şartıyla bir kez eğer gerçekten inanıyorsa bir de vergi dairesini ikna edecekse ben mesela düzeltme talebinde bulunurum. Burada süre de yoktur üstelik. 5 yıl içinde her zaman bulunabileceği bir beş düzeltme. 5 yıl içinde nedir yani? Neyi bu düzeltecek? Nedir biliyorum. Ya arkadaş bu vergiye tabi değil ama bu inceleme elemanı vergiye tabi tuttu. Bunu düzeltin ya ama hiçbir vergi dairesi de müfettiş yazdığı için ona yanaşmaz. Bunu da söylemekte yarar var. Yani düzeltme bir yoldur. İkinci bir yola gelince şeyi söylerim. Cezada indirim. Eğer şimdi yazılan, çizilen vergi eğer ödeyecekse 3'te 2'si kadar indirim söz konusu. Yani böyle vergi ziyanında usulsüzlüklerde. Bu kime yapılıyor cezada indirim? Vergi dairesine. Vergi dairesine evet, cezada indirim mi yapın diye talepte bulunuyor. Evet, şeyi var bunun 376. maddede hüküm var. Diyor ki ben aynı şey yapalım. 376'yı beraber de bir değerlendirelim. Evet. Diyor ki, ikmalen resmen veya idarece tarih edilen vergi veya vergi farkının aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziya usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamenin tebliğ tarihine itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6180 sayılı kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesine itibaren 3 ay içinde ödeyeceğini bildirirse vergi ziya cezalarında birinci defada yarısı mütakiben kesileceklerde 3'te 1'i. Evet. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarında 3'te 1'i indirilir. Yani yarısı kafadan indiriyor. Şeyde anlaşamadı uzlaşmadan. Kavga etti diyelim hatta. Çünkü bazen geniş şey oluyor. Yani anlaşamıyorlar. Yani öyle de olabilir. O zaman bu kanun hakkı. Vergi dairesine dilekçe yasal verecek. Yasal hakkı olarak cezada diyecek ki, indirim evet, isteyebiliyor. İstiyorum diyecek. Ve 3 ay içinde de bak ödeyeceğim teminat gösteriyorum diyecek. Veyahut da hemen şey diyecek. Bu cezada indirim kaç günlük süreydi? Efendim? Ne kadar zamanda bu iş, buna başvurabiliyoruz? Şeyden cezada sonra, indirim yani için. Şey süresi içinde. Bakın şöyle okuyorum. Resen veya idarece tat edilen vergi veya vergi farkının aşağıda yazılan arta kalanı vergi ziyanında usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının mükellef veya vergi
İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde. 30 gün içinde, bir ay içinde. Yani belge ihbarnamesi geldi. Anladım. Ne yapacaksın? Bakacaksın. Bu da bir yol, yöntem. Üçüncü bir yol daha var. O da burada olmaz ama şöyle bir yol. O şeytan ayrıntıda gizli derler ya. Şimdi şey gelecek. Belli ki olası vergi incelemesi var. Hatta şu günlerde meslektaşlarımız da aldığımız bilgilere göre incelemeleri yapıldığı Barolar Birliği'nde konuşulduğu gibi soruyorlar da bu konuda. Şöyle bir şey var. Baktık inceleniyor. Ha, kendi ne yaptığını biliyor. O meslektaşa şunu öneririm. Ben bir iki satırlık dilekçe, o da 371. maddede pişmanlık ve ıslah müessesesi var. Halen hakkında inceleme başlamamışsa ve oraya bir bu dosyasında bir böyle bir başlama yazısı yoksa, yani netice itibariyle o da 171 yasal şeyini okuyalım birlikte. Ve o zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Ceza kesilmiyor. Hiç ceza yok. Sadece geciken dolayı faiz alınacak. Vergi cezası yok. Ama geciktiği için, geç ödediği için. Yani bir nevi kaçırdığını biliyor. Ben pişman oldum, beni affedin diyerek bir dilekçedir onun mahiyeti. Daha inceleme gelmeden. Aslında incelemenin kendine imzalanana kadar bunu yapabilir. Şey imzası atana kadar. İncelemeye Başlama tutanağı. Geldiler, henüz incelemeye başlamadı. Başlama tutanağı imzalanmadı. Ondan ama niyetli geldi. Ondan önce. Evet. Ama şeyden sonra yapamaz. İnceleme başlama tutanağı imza edildikten sonra bu hak elinde yok. Yani bu hak mıdır? Hani hak tutanağı imzalamayın, ben neyse ödeyeyim varsa bir kaçırdığım bilemeden dediği zaman memur bunu beklemek durumunda olabilir hayır, mi? Hayır, öyle bir şey memurla zaten konuşamaz, edemez. Zaten memurun haberi olduktan sonra fırsat da verilmez diye düşünüyorum. Ama şey şu, yani uygulamada genelde incelemeye başlamadan, yasal şey de o, incelemeye başlamadan kendiliğinden haber verecek. Ben ekliyorum işte beyannamem bunu pişmanlıkla kabul edilmesini istiyorum diyecek. Orada bulunan farkı zaten müfettiş gelse bulabilseydi yine aynı işi yapacaktı ama ne orada ceza alacaktı. Burada ceza yok olacak. Cezasız olarak normal vergi öde beyanı gibi beyanda bulunmak vergisini ödeyecek. Ek bir beyanname, düzeltme beyannamesi de diyebilirsin buna. Ama adı pişmanlık ve ıslah. Yasal şeyi de 371. madde. 371 pişmanlık ve ıslah. Islah adı altında. Başka yolumuz var Başka yolumuz esas çok önemli şey. Bütün meslektaşlarım zaten bunun içinde mutfağında dava açma hakkı. Yani dava uzun bir şeyi var tabii ama böyle bir iki satırla konuşmak gerekirse bunda da. Vergi mahkemelerine dava açma. Bu dava açma süresi 30 gündür. Tebligat gene yapıldığı zaman. Elimize geldi vergi ceza ihbarnamesi. Vergi ceza ihbarnamesi geldi. 30 günü geçirirsek kesinleşir. Evet. Hiçbir şeyimiz yoktur. Hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey yoktur. Onu hemen belirteyim. Sadece bir şey vardır. O da işte düzeltme hikayesini idare hoş görürsek genelde yanaşmaz. Çünkü rapor vardır. Raporu olan yerde vergi dairesi pek girmez. Çünkü hiyerarşik sistemde müfettiş üsttedir. Onların genelde ters düşmek istemez. Yani demek istediğim 30 günü geçirdin, bitti. Ne vergi ödersin, cezadır. Hiç dava açamaz efendim. Nereye? 30 gün içinde nereye? Vergi mahkemesine dava açacağız. Nerede mükellefse. Ne davası açacağız? Açacağı vergi davası. Vergi davası diyecek ki vergi mahkemesi başkanlığına ben davacı şu, davalı vergi dairesini göstererek. Haksız olarak. Olayı anlatacak çok kısa. Şu vergilerin cezaların, ihbarnamenin tarihi, numarası, miktarlarını koyarak ve diyecek işte bunun doğru olmadığı eğer gerçekte şeyse şeye gerek yok. Bazı arkadaşlar yanılıyor. Değer icra kararı almaya yani yürütmen durdurması talebi yapmaya gerek yok. Çünkü bu tahakkuk aşamasında vergi mahkemesine dava açar açmaz icra durur. Onu hemen belirteyim. Ayrıca bir yürütmenin durdurmasına kararı ihtiyacı yok. Ancak vergi mahkemesine karar çıktığı an hemen yürütmenin tahsilata başlayabilir vergi dairesi. Ne olacak o zaman? Danıştay nezdinde isteyeceğiz. Yürütmenin durdurması kararını Danıştay aşamasında istememiz o gerekiyor. O da şunu gerektiriyor malum hikaye. Yani bu eğer bu karar verilmezse çok hukuka aykırı olması lazım bir o işlemin. İki de
Eğer buna bile yürütmen durdurması kararı verilmediği takdirde telafisi güç bir zarar ortaya çıkacağından dolayı Sayın Danıştay bana TRC kararı ver diğer bir talepte bulunacak dilekçesinde. Tabii o hemen diğerinden önce karar verilir. Yani esasa girmeden önce yürütmen durdurması davası görülür dosya üzerinde. Bir de bunu şunu söylemeye gerekirse bizim idari yargıda dosya üzerinde işlemler. Yani eğer istemezsem beni çağırmazlar duruşmaya ama istersem çağrılır. Bunu da şu günlerde kaldırılması için uğraşanlar da var. Ne gerek var duruşmaya denilenler var. Oysa ki ben bunun tamamen karşısındayım. Çünkü duruşmada her şey daha farklı anlatılıyor. Orada 3 kişi vardır genelde heyet halinde çalışılırsa. O 3 kişi dosya bir kişidedir. Öbür 2 kişi pek onu şey yapamayabilir, kavrayamayabilir. Eğer duruşma iyi anlatılırsa, derdin meramını iyi anlatılırsa davayı kazanma olasılığı yüksektir. Bunu dava dilekçesinde belirtmemiz mi gerekiyor? Lazım. Duruşmayı istiyorum diye. Duruşmayı. Evet. Hatta gerekirse Danıştay'da da var mı duruşma? Vardır ama Danıştay'da kabul edip etmeme ona kalmış ama yerel mahkemede beni İsterseniz dinleyecek. Dinlemek beni dinleyecek. Evet. Ama istemezsen de şey bu olmaz. Bu da önemli bir ayrıntı. Evet. Vergi mahkemesinde dava dilekçesinde özellikle belirtirsek ki duruşmalı istiyoruz diye mahkeme sizi dinlemek zorunda. Evet ve bunu da her arkadaş tavsiye ederim. Zaten adliyelerde dolaşıp duruyoruz. Onu kaçmayalım çünkü duruşmada her şey daha güzel anlatıyor. İdarenin avukatlarından daha iyi anlatır kendisi diye düşünüyorum. Kendinin yaşadığı olayları daha iyi anlatacağı Tabii için ki. Hakimler olayı daha iyi anlar ve kararlarını ona göre verirler diye düşünüyorum. Benden duruşmalı istemesi yerinde olur diye düşünüyorum özellikle. Tabii bunların şartları var. Rakamsal boyutlar var. Ben oralara girmiyorum. 25 bin lira olursa şeye gitmiyor, Danıştay'a gitmiyor bölgede hikayesi. Bunlar ayrıntı. Biz esasına anlatmaya çalışıyoruz. Üstadım süremiz çok bitmek üzere ama son böyle avukatlarla ilgili, avukatlara yönelik olarak biraz önce aramalı incelemede bahsettik. Üst araması falan bunlar genel hükümler ama avukatlarda böyle bir ayrıcalık var değil mi? Avukatların aranamıyor. Artı home office'i varsa da onun her yere giremez. Onun yaşama bölgesi ayrıysa yatak odasına giremez. Sadece iş yeriyle ilgili bir karar varsa yani bir ofis olmasına rağmen belgelerinin, delillerinin alınıp götürülmesi konularında da dikkat edilmesi lazım avukatların. Orada bir sorun yaşanmaz. Yani Sır orada ama hep tutana şerf verilmesi lazım. Bu sizi yetkiniz dahilinde değildir diye. Özellikle müvekkille ilgili mektuplar yani şey dışında şunu anca bakabilir. CD'ler olabilir, mektuplar belgeler, deliller olabilir, resimler olabilir. Sadece benim kişisel görüşüm müvekkille ilgili sözleşmeye bak onunla ilgili düzenlenen makbuzlar ve bunlarla ilgili müvekkille ilgili parasal ilişki. Parasal ama ilişki diğer özel ilişki mahremdir. Orada kalır. Ha burada İşte aslında zamanımız kalmadı. Yoksa vergi mahremiyeti de başlı başına bir konu. Çünkü buradaki şeyimizi toparlamak gerekirse şeye dikkat etmesi gerekecek. Hep tutanağa şerh verilmesi lazım. Bu senin torbana girmemesi lazım. Bu benim alıyorsa. Bu benim müvekkilime ait. Benim sır saklama mecburiyeti diye yasada benim şeyim vardır. Bunlar onları belirtmesi lazım. Bunları belirtti ama buna rağmen aldı koydular. Belki burada işte bir açığa çıkma olayı. Ha ne güzel şekil eksikliği kendi şeyine uyuyor. Neye yol açar bu? Şekil eksikliğinden dolayı tabii, vergi incelemesi. Yani o görevini tam yapmıyor. Netice itibariyle benim hakkımı ihlal ediyor. Bunlar hepsi değerlendirilebilir. Yani ileride hepsi değerlendirilebilir. Bunlar itiraz edilebilir ve bu vergi incelemesi de hatta ben bir şey daha söyleyeyim ilaveten. Baro temsilcisini bulundurması istesin derim böyle bir mutlaka. Olay olunca bir baro temsilcisi avukat hakları merkezinden evet, mutlaka bulunsun bir derim. Arkadaşımızın ayrıca Cumhuriyet Savcısının olması talep edilir çünkü biz avukatlar olarak aramada onun da mutlaka olması gerekiyor. Çünkü şeye gelince o sır saklamayla ilgili o hüküm
bazı inceleme elemanları riayet etmeyebilir. Oysa ki evet orada savcı veya baro temsilcisi olursa haklarımızı daha da iyi savunuruz diye düşünüyorum. Çünkü o an ben belki strese veya unutacağım şeyler olur ama bir baro temsilcisinin veya gözlemci olarak gözlemci orada bulunmasının büyük faydası özellikle faydalar olduğunu düşünüyorum. Biz de buradan meslektaşlarımıza bunu açıkça bildiriyoruz. Hatırlatalım, Avukat Hakları Merkezi'nden kendileri için bir avukat arkadaşımızı talep edebilirler. Biz de onlara yönlendiririz böyle bir şey söz konusu olduğunda. Üstadım çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok böyle akıcı geçti. Bir sürü şey öğrendik. Ben kendi adıma da öğrendim, onu söyleyeyim size. İnşallah vergi davalarıyla ilgili yeni bir görüşme yapacağız sizle önümüzdeki haftalarda. Ve vergi mahkemelerinde avukatların müvekkilleri adına açtıkları davalarla ilgili olarak da bir program yapacağız. O programda görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz size tekrar. Ben de teşekkür ederim. Eğer meslektaşlarıma karınca kararınca faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Teşekkürler. Evet, bir dahaki programda görüşmek üzere. Görüşmek ben de üzere. İyi günler diliyorum.